Kardeş ülkemiz Kazakistan, Kırgızistan ve Azerbaycan'dan gelen sanatçı dostlarımız. Ve de çok değerli Bursa halkı. Bursa Posofla Yardımlaşma ve Kültür Derneği, 1. Uluslararası Posoflu Aşıkları Anma Programı'na hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal olan aziz şehitlerimizin huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Gezgindir, kimisi değildir. Kimi tahsilidir, kimisi hürre. Hiç fark etmez. Bizim toprakların insanı ozan olarak doğar. Taşır yeteneklerini her gittiği yere. Hayatın çilesi, yaşam mücadelesiyle. İşte o şahsiyetler. Posoflu, aşık zehir fakire. Aşık müdame. Aşık zülale. Değerli misafirlerimiz, şimdi günün anlam bölümünü belirten konuşma yapmak üzere Bursa Posoflular Kültür Yardımlaşma Dernek Başkanı Ayhan Yenel Bey'i mikrofona davet ediyorum. Arz ederim. Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, Sayın Yıldırım Belediye Başkan Vekilim, saygıdeğer protokol, demokrasimizin vazgeçilmezi olan siyasi partilerimizin temsilcileri, zor ve her şartta bilgi kaynağı olan basınımızın hücudiyet temsilcileri, saygıdeğer misafirlerimiz ve hemşerilerimiz, hepiniz 1. Uluslararası Posoflu Aşık Üzeyir Fakiri, Zülali ve Müdami'yi Anma Etkinliğine hoş geldiniz. Bu etkinliği düzenlemekteki amacımız, Türk geleneği olan aşıklık kavramının Anadolu iklimine filizlenip boy verilmesinin yanı sıra gönül coğrafyamızın her yerine yağmur tanesi gibi düşerek yanmış yüreklere tercüman olmasıdır. Hak aşığı, aşıklar sevdarı, aşık Üzeyir Fakiri, Zülali ve Müdami başta olmak üzere aşıklık geleneğinin ve kültürünün yaşatılması açısından emeği geçen aşıklarımıza vefa duygularımızı iletip onları rahmetle anmaktır. Amacımız doğduğumuz yerlerin geleneği, göreneği, vefakarlığı, dostcanlılığı, vatanseverliği, kültürü ve inancını tanıtmak,
Aynı zamanda şu anda bulunduğumuz il olan ecdadımıza başkentlik yapmış Bursa'mıza minnet duygularımızı bildirmek, şehrin manevi mimarlarını rahmet ve minnet duygularımızı anmaktır. Devletimizin kurulmasında emeği geçen Cumhuriyetimizin mimarı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımızın kurtuluş mücadelesindeki şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnet duygularımla anıyorum. 85 milyonluk bozayinin ahengi bozulmayacak, kardeşliğimize helal gelmeyecek ve Anadolu ebedi olarak Türk yurdu kalacaktır. Bu görevi yerine getirmeden Allah milletimizin, devletimizin ve devlet büyüklerimizin gücüne güç katsın. Kültür varlığımızın temel dinamiklerinden olan ana dilimize değer ve zenginlik katan aşıklarımız, yüreklerinden taşan eserlerle kültürümüzün nesilden nesile aktarılmasını sağlamışlardır. Bu da millet olma bilincini pekiştirmiş, birlik ve beraberliğimize katkıda bulunmuştur. Hele güzel ülkemiz gibi iç dış düşmanların hiç eksik olmadığı topraklarımızda vatan ve millet sevgisini yüreklere nakış gibi işleyen sanatçılara büyük görevler düşmektedir. Kosova ilçemizin en kıymetli şahsiyetlerinden olan merhum Aşık Hüseyin Fakiri, Zülali, Müdami da artık ölümsüz eserler yaratarak bu görevi ziyadesiyle yerine getirmişlerdir. Bugün burada kıymetli sanatçılarımız Aşık Hüseyin Fakiri, Zülali ve Müdami'yi sevgi, saygı ve minnetle anmak eserlerine kültürümüze, milli bilinç ve heyecanımıza yaptığı değerli katkıları hatırlayıp bu heyecanı gelecek nesillere taşımak için toplandık. Aşıklar sadece geçmişe yaşadıkları döneme ışık tutmakla kalmaz, kültürel mirasımızı geleceğe taşır ve millete umut aşılarlar. Bu açıdan da ana dilimize ve kültürümüze büyük katkılar sağlayan aşıklarımızı anmak, eserlerine ve miraslarına sahip çıkmak da milli görev ve sorumluluktur. Mehmet Emin Gürdakul'un dediği gibi, unutma ki aşık ve şairleri haykırmayan bir millet, sevenleri toprak olmuş, öksüz çocuk gibidir. Bu güzel etkinliğimizin gerçekleştirilmesinde katkısı olan, desteklerini bize hiçbir zaman için esirgemeyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ali Nur Aktaş Başkanımıza, Kültür Daire Başkanı Sayın Hüseyin Burhan Başkanımıza ve her kadrodaki çalışanlarına ve basın, yayın ile emeği geçen daire başkanlarımıza ve çalışanlarına, yaptığımız etkinliklerde bize devamlı destek olan Yıldırım Belediye Başkanımız Sayın Oktay İlmaz Başkanımıza, Kosof Belediye Başkanımız Sayın Cahit Bulgar Başkanımıza, bizi onurlandıran Aşık Hüseyin Fakiri, Zülali, Müdami ailelerine, dost, federasyon ve dernek başkanları ile yönetimlerine, etkinliklerimizde bize maddi manevi destek sağlayan iş adamlarımıza, Ardahan Dernekleri Federasyon Başkanımıza, Ardahan ilimizin Bursa Kosoflar Derneği'nin yönetimine, folklor çalışmalarında emeği olan eğitmenlere, ayrıca gerek folklor çalışmalarında gerekse kıyafet, yöresel, kültürel çalışmalarında emeği olan Nermin Arslan hanımefendiye, katılımlarından dolayı akademisyenlerimize, aşıklarımıza, yazarlarımıza, hemşehrilerimize aramızda olmayı arzu edip de katılamayan ancak gönlü bizimde olan büyüklerimize ve dostlarımıza hürmet ve şükranlarımı arz ediyorum. Sözlerimi Aşık Hüseyin Fakiri, Zülali, Müdami'den birer dörtlük okuyarak son verirken tekrar saygı ve minnet duygularını arz etmek istiyorum. Hüseyin Fakiri, ahıska gül idi gitti, bir ehli dil idi gitti, söyleyin Sultan Mahmud'a İstanbul kilidi gitti. Zülali, güzel anlat Zülali'nin halını, hangi bülbül terk etmiş ki gülünü, zülfün perçeminden bir kaç çiçeğini, eğer anam vermediyse çalma gel. Müdami, Müdami aç gözünü dalma uykuya. Aç gözünü gerek kulağın duya. Bunca gazı, bunca şehit evliya. Bu millet uğruna, vatan uğruna.
saygıdeğer büyüklerim, Pasof Belediye Başkanımız Cahit Uluver Başkanımız bizleri arayarak sizlere hürmet saygı selamları var. Pasof'ta altyapı çalışmaları devam ediyor ancak son günlerde sel çalışmaları oldu. Sel meydana geldi, yağışlar meydana geldi. Bu vesileyle tabii ki ilçesini bırakıp gelemedi. Hepinize ayrı ayrı hürmet saygıları var. Sizler de değerli vakitlerini ayırdığınız için, bu güzel gününüzde bizlere beraber olduğunuz için hepinize tekrar hürmet, saygı, minnet duygularımı arz etmek istiyorum. Sağ olun, Allah'a emanet olun. Ayhan Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum. Müdamit dilersen olasın Arraf, mürşidi kamile git ol müşerref. Ne bilir cevheri acemi sarraf, elması taş görür lali lekeler. Gönül der sülali vatana eriş, vatanı dostlardan sual et soruş. Aleme yaz geldi, gönlüm neden kış? Yaylasında karla duman göründü. Ey fakiri, acep ne olacak halim? Ayrıldım yarimden, kırıldı belim. Döküldü yaprağım, kurudu dalım. Bağımda açılmaz güllerim benim. Evet, Posoflu ozanlarımızı anlatmak üzere büyük arkadaşım. Evet, değerli misafirlerimiz, Azerbaycan'dan aramıza katılan ayağının tozuyla bizleri yalnız bırakmayan Profesör, akademisyen, yazar, Türk halk bilimci, Profesör Doktor Saylo Galip Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim. Selamun aleyküm değerli hazırım, değerli kaymakamım, değerli başkanlarım, değerli soydaşlarımız. Bugün Türk dünyasında derin izler bırakmış Türk ruhunun bu diyardan o diyara göçmesinin sembolleri olan edebiyatlaştıran ve poetik tecessüme çeviren Türk ruhunun üç önemli isminin anıt günüdür. Tekçe bu üç isimle kifayetlenir bu gece, bu anım töreni. Burada Kafkaslardan, Asyalardan, Balkanlara dek mezarına uğramış bir ölüm bindirilmiş bir halkın, bir ölüp bindirilmiş bir ruhun tecelva gecesidir. Gönlümün sevgili mehbubu benim, vatanımdır, vatanımdır, vatanım. Vatanım verdi mene nanu memek, vatanı melze unutmak ne demek? Vatan evladımızın meskenidir. Vatan ecdadımızın metbenidir. Biz Türkler daima büyüklerimize, ecdadımıza saygılı olmuş, onların mezar taşını bile unutmamıştık. Ve evlatlarımıza da geleceği parlak bırakmak istemiştik. Bu uza Rabbimizin ve rol modelimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize koyduğu bir yol, büyük bir sünnedir. Bugün zülali, fakiri ve müdami hakkında çok önemli konuşmalar oldu. Sayın Başkan, Ayhan Başkan onlardan güzel numuneler getirdi. Köç sade bir kelime, sade bir söz değildir. Köç bir ruhun, bir varlığın, bir yaşamın bitirilmesi demektir. Dünyada bu kadar kötülere, bu kadar mezalimlere
Məruz qalan ikinci bir halk, ikinci bir toplum yoxdur. Amma dünya qarşısında, iblis qarşısında, şeytan qarşısında bu millət öz varlığını bir daha ortaya qoydu. Öz yurdundan didərkin salınan Türk milləti yeni fidanlar dikdi, yeni yurtlar qurdu və o yurtlar daha isti, daha sıcak nəfəslərlə doldu. O yurtlar dünyanın ən məzlum xalqlarına qucaq açdı. Didərkin olmuş başqa xalqlara misafirpərvərlik yaptı. Mən çox konuşmak istəmirəm. Təbii ki, bu mövzu, bu tema bitmək bilməz. Ancaq bir daha burada sevincim iki qat oldu. Çünki bizim Azərbaycanda bir zaman məskun olmuş, iskan olmuş Aska, eski vətən cəmiyyətinin sədri, mənim abim, vətəni sevməyi bizə öyrədən qardaşlarımızdan biri İbrahim Burhanı gördüm. İbrahim Burhan Ahıskalıların Ahıskaya dönüşümü 20 sənə öncə başladı, 25 sənə öncə başladı və ilkin olaraq da ona nail oldu. Sonradan bəzi siyah əllər uzandı, amma İbrahim abimizin də bu gözəl əməlləri həmişə bizim gözümüzün qarşısındadır. Bir daha sizə heç vaxt yurdundan tədirgin olmamağı, amma yenə də Türkün ayaq bastığı, Türkün atının nalı dəydiyi torpaq Türkün vatanıdır. Türk təkcə bir dizilmiş sınırlara sığan bir millet değildir. Türk'ün şarkısı nerede okunarsa, Türk'ün nefesi nerede duyularsa, ora vatandır. Hepinize müvaffakiyetler, sağ olun. Profesör Doktor Seyiloğlu Galip Hocam'a teşekkür ediyorum. Maziyetleri nedeniyle aramıza katılamayan ve telgraf gönderen şahısları okumak istiyorum. Efkan Ağlı, Bursa Milletvekili. Ardahan Milletvekili Orhan Atalay. İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca. Kaynarca gibi yazıyor. Öyle okuyabildim. Profesör Doktor Lale Karabıyık, CHP Genel Başkan Yardımcısı, Bursa Milletvekili. Avukat Nurhayat Altacı Kayışoğlu, CHP Bursa Milletvekili. Profesör Doktor Yüksel Özkan, CHP Bursa Milletvekili. Evet, dileklerine, duygularını belirten bir telgraftır. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, şimdi Yıldırım Belediye Başkan Vekilimiz Yaşar Elmas Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Arz ediyorum. Çok değerli Büyükşehir Başkan Vekili, çok değerli meclis üyeleri, siyasi partilerimizin temsilcileri, çok değerli hazırım, şahsım ve belediye başkanımız Oktay Yılmaz adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ayhan Yener Bey, Kusuflu Dernek Başkanı, sanıyorum şimdiye kadar hiçbir programını aksatmadık. Tabii onun güzelliğinden, onun çalışmasına desteklenme amacıyla. Yani sözü fazla uzatmayacağım çünkü sözün sahipleri bekliyor. Ben hepinize başkanım adına, şahsım adına hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum. Pozoflor Derneği'nin aynı şekilde devam etmesini diliyorum. Rahmetli olan tüm aşıklarımızı da rahmetle, minnetle anıyorum. Bir kara papak olarak gurur duyuyorum.
Yıldırım Belediye Başkan Vekilimiz Yaşar Elmas Beyefendi'ye konuşma anlamında teşekkür ediyoruz. Şimdi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Ahmet Yıldız Beyefendi'yi konuşmalar yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Arz ederim. Çok kıymetli Yıldırım Belediye Başkan Vekilim, çok değerli Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekilim, çok değerli meclis üyelerimiz, dernek başkanımız, dernek başkanlarımız, hanımefendiler ve beyefendiler, ben de sizleri şahsım ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Ali Murat Taş adına sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Tabii konuşmaların en makbulü, en kısa olanıdır. Ben de sizleri böyle güzel bir akşamda protokol konuşmalarına bulmayacağım. Tabii Ayman abinin güzelliğini abim de söyledi daha önce. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da böyle güzel derneklere desteklerimiz her zaman devam edecektir. Tekrarlar şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Plaketlerini Sayın Başkanımızın başkanım siz de yapın. Sen de gelir misin? Bir de aşık Zemur Ahmet gelir misin? Telgrafımız daha var. İsmet Büyük Ataman, BHP Genel Sekreteri, kendilerine teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi halk oyunu ekibimizi bekliyoruz. Değerli misafirlerimiz, çocuklarımız hazırlanana kadar ben bir şiir okumak istiyorum. Aşık Zülali'den. Mektup gider isen teyyare ile. Mektup gider isen teyyare ile. Şimşek gibi vatanıma var da gel. Çık yukarı görüş seyyare ile. Beyaz kara bulutlara dal da gel. İn yurdumu dolaş köşe be köşe. Sakın bir fırtına tutulma kışa.
ayrı ayrı yarınıma yoldaşa. Benden selam götür, selam al da gel. Kapı basık ise pencereden gir. Hasretli halimi arz eyle bir bir. Zavallı anneme aziz misafir. Olur isen 3-5 saat kal da gel. Mektup benden küsmüş isen ol nigar. Söyle benim için bin selamı var. Birkaç türküyle olsun ya dünya. İşte çevresini zarf at sardana. Güzel anlat ilahinin halini. Hangi bir günü seyretmiştim bilir. Zülfün tercihinden bir aşk olur. Evet aman yaptım. Thank you.
teşekkür ediyoruz. Çok güzel oyun sergiledi. İlçem Panak Serhat Ardahanlıyım, örf adetlerini bilenlerdenim diyen. Değerli misafirlerimiz, aramıza Ardahan'dan katılan güçlü sesiyle, güçlü yorumuyla birçok uluslararası programda sahne gösteren Erol Ceşkinoğlu hocamızı sahneye davet ediyorum. Buyurun Erol Bey. Efendim, diyor ki beni sorarsan gurbet bezgini, yokluk belasıyla gelenlerdenim. Tezek ateşin de ekmeği sıfır, bir kuru soğanla veya da çeçil peynirden yerlerden. Hiç kalmadım arkalarda kalandan, hep korktum gülbetten yalandan, ne ezenden oldum ne de çalandan, bir tek lokmasını gönenlerden. Varit bir aşık Erol Coşkunoğlu'yum. Tek gönlümden yaratana bağlıyım. İlçem Panak. Yanımda Kosoflu'yum. Ardahanlıyım. Örfün adetini bilenlerden. Efendim hepinizi en tanrı duygularımla, saygılarımla selamlıyorum. Panaklıyız. İstanbul'da yaşıyoruz. Babaannem Kosoflu, ben de Kosoflu'yum. Onun için kıymetli başkanım, Ayhan Başkanım'a çok çok teşekkür ediyorum. Ona bu konuda destek olan, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Temel Kıravi Üstadımıza teşekkür ediyorum. Bu organizasyon denmek çok. Sözü fazla uzatmadan bir 3-4'lük doğaçlama, ondan sonra Zülali Baba'dan dersler okuyacağım. Hepiniz sağ olun, var olun. Her birisi birer göl.
Kapkara gölden göle iz bırakmışlar. Gölden göle iz bırakmışlar. Aşkın ocağına kız bırakmışlar. Mantıklı bağları söz bırakmışlar. Bir zülali, bir müdavi fakir. Bir zülali, bir müdavi fakir. Akrep aşkın oldum güzel söyle misali. Aşkın oldum güzel söyle misali. Çok güzel bir pasofumun insanı. Asla unutulmaz aşık gari. Bir sülali bir müdavi fakir. Unutulmaz aşık inani. Bir zilani, bir müdavi. Tabii, tabii. Kosof'ta çok kıymetli üstadlar yaşadı. Şairlerimiz, üstadlarımız. Biz seneler biz bütün programlarımızda mutlaka ve mutlaka Kosof'a gitmeden biz programımızı bırakmıyoruz. Zülali'den, Müdami'den, Fakiri'den, İnani'den ve birçok şairimizden, birçok bilim insanından biz bahsettik. Onun için Kosof, dedim ya can Kosof'u aşıkların yeridir. Efendim hepiniz sağ olun. Bir de Zülali Baba'dan bir eser okuyayım. Ve bütün üstadlara Allah rahmet eylesin. Hakkın rahmetine gidenler. Onların açtığı yolda, onların çizdiği çizgide yürüyebiliyorsak bizlere ne mutlu. Ve onun için kıymetli başkan Mülü Akışlay'ın. Ben şahidim bu gece yapabilmek için ne kadar uğraştığına. Onun için Allah bundan razı olsun. Hepiniz sağ olun bana. Çok parlattı. Nasıl masajlar duruyor? Telefonları çıkıyor abi. Yaramadı. Ay bunları ne yapıyorsun? Bir gün öyle daha bir çıkıyor. Vücudum mülkünde yağmur var gitmez. Niçin gelmez baharında ne? Doğmaz tan yıldızı şafaklar atmaz. Niçin gelmezse de neler var ya. Doğmaz tan yıldızı şafaklar atmaz. Güneş çalmaz evinde.
isterler elden ele kapanmayın. Dertten kalay, gamdan saray yaparlar. Gelin gezin şehrinde ne dermanın. Dertten kalay, gamdan saray yaparlar. Leyli leyli, leyli leyli, leyli leyli. Gelin gezin şehrinde. Dünyasının ata toprakları, Altay dağlarından, Bozkırlardan, Tanrı dağlarından selam ederim. Bugün Bursa'da aşkları alma programında çok güzel bir etkinlikte buluştuk. Çok şükür. Şimdi ben sizlere öncelikle Aşık Fakir'i bir şiir yazmak istiyorum. Fakir'in ilk yurt dışına gurbete çıkarken yazdığı, babasına yazdığı bir şiir. Yeri göğü yaradanın aşkına gideyim, gezeyim, izin ver baba. Düş içtim badesine, döndüm şaşkına, gideyim, gezeyim, izin ver baba. Dayanamam artık ben bu fırağa, baba gazel düşer açılan bağa. Tek distur ver, çok da gitmem arağa, gideyim, gezeyim, izin ver baba. Fakir düştü derde. Kurtar beni gökten, yavrumun acı. Baba
sensin gelin, gelin başımın taşı, gideyim, gizeyim, izin ver baba. Evet, şimdi sizlere Kazak makamlarında Oscar'lara, Oscar ve Anadolu'yu bağlayan şiirlerle biraz Oscar'a bakmak Selamun aleyküm Türk kardeş. Oğlun varsa tarihin unutulmaz. Ort Asya'dan bir ozan geldiğinde Türk'ün şu an nasıl unutulmaz. Türk yıldır eskideki omuz oldu. Omuzun okmuştu ki tomuz oldu. Ayhan, Rufan, Yıldızhan vesaire hepsinin bir olmuştu nasıl günah var ki. Bursa halkı merhaba, Bozkırlardan bir geldim. Türküyü yeğilince güzel bir yeşil yavrum. Ozanlık yerine yedim, geleceğine yön verdim. Saygılarla kırlar, ünün gençliği gönderdim. Ben girdim türküsüyle, dırmıralı çatmayana. Bursa'da olan aşıkta, rahmetle almaya. Siz gibi kalkıp, gönlümün baş köşesini almaya. Sizlerin gönlünde ebedi olarak kalmaya. Oğuz Kıpçak bir karlık, hepsini bir buydurur. Bozların düştüğü kumlar, hepsini Türk soydurur. Din tarih kelime, hepimizle aynılar. Başı ağrısa ben senin, tüm halkı kaybeder. Kazakistan'dan Türkiye'ye bir zaman da saygılar. Bu merkezin yanında bir sürü bayrak dizilmiş. Gittim baktım hepsine, ak mavi biri kazanmış. Tarihimi hatırladım, hepsi de bizim izinle. Bu bayrakları çok sevdim, hepsi de onun bizimle. Bozkır'dan kalkmış oğuzlar, Bursa'ya doğru gelmişti. Bizanslara yenene topraklarını vermişti. Bütün dünya Türkleri hükümdar olarak görmüştü. Mısır'da Sultan Baybars, Hindistan'da Babuzhan, Orta Asya'da Altın Ordu, birbirine yengeçler.
at üstünde getirdi bütün dünyayı gitmişti. Gülgeyi bilgi topu sarayla tahta olurmuş. Türk halkları yükseltip bir araya gidilmiş. Aç olanı duyurur, çıplaklar gider. Az milleti çoğaltır, fakirler zengin yedirmiş. Bu mesajlar taşlara altın kalıp ve çekilmiş. O destanla yolu dediğim o zaman dile getirmiş. Kazak Türk akraba, bunu çoktan biliyoruz. Edebiyat tarihi güçleri aynı kıyafet giyiyoruz. Savaşta cesur akraba, adalete baş giyiyoruz. Büyüklere saygı gösterelim, küçüklere dua ediyoruz. Türk'te bir şey değil ki, biz ise biz diyoruz. Türk'te otağı diyor ki, biz ise otağı diyoruz. Farklılığımız sadece biz adetini biliyoruz. Uzada uzak aramız, babamız ortak anamız, hepimiz de kardeşiz, aynı dedeye babamız. Türk Türkleri birleştik diye bugün bütün çağımız. İzinlere bir olsun, yaşasın Kur'an'da davamız. Altay'da o eskiler, Türk'ün altın beşiği. Altay'da o çok benziyor, onların yeşiline. Anadolu'da çoğalmış yedi Korkut'un ismiyle. Avrupa'dan bulunmuş Oğuzların nasibi. Mutlu olsun yaşasın Kürtürk'ün ismi. Bekanız Nuri'ye teşekkür ediyoruz. Kardeş ülke Azerbaycan'dan güçlü yorumuyla, güçlü sesiyle ozanımız Selim Hasanova sizlerle. Buyurun efendim. Alkış alın lütfen, alkış. Akşamınız hayırlı olsun. Hoş gördük sizleri, çok hürmetli, değerli soydaşlarım. Salam olsun size, salam olsun Türk dünyasına. Salam olsun. Ben de size
Ustad Fakir'in bir şiirini söyleyeceğim. Bu aşkın elinden amana geldim. Gülmeyin kardeşler, sevdadır sevda. Dalında sepetim samana geldim. Gülmeyin kardeşler, sevdadır sevda. Aklımı başımdan alıp götüren, bir derdimi yüz bin derde getiren, dünyayı başıma kara getiren, gülmeyin kardeşler, sevdadır sevda. Hakim neler gördü bu genç yaşında, siyah kırık kalmadı sakal taşında, ölüm fırtınası döner başında, gülmeyin kardeşler, sevdadır sevda, sevdadır sevda. Aşkım her yer, aşkım her
Aramızda bulunan arkamda Kusur'un eniştesi Temri Bayraktaroğlu'nun eniştesi Hakan Ergin Beyefendi'yi iptal ediyorum. Değerli hemşehrilerim, ben İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Hakan Ergin, kendim Ardahanlıyım, eşim tarafından da Kosofluyum. İzmir'de bulunan tüm Ardahanlı ve Kosovlu hemşehrilerimizin en derin sevgi ve saygılarını size iletiyorum. Bu yüce toplantıda siz değerli hemşehrilerimle birlikte olmaktan, özellikle halk edebiyatının değerli üstadlarını anmaktan büyük bir onur duydum. İzninizle bu halk edebiyatının değerli üstadlarını adeta kilometre taşı olan Aşık Müdami, Aşık Üzeyir ve Aşık Zülali için kayınpederim olan araştırmacı yazar Kosof Halk Eğitim Eski Müdürü Merhum Fehmi Bayraktaroğlu'nun yazdığı şiiri biricik kızım Hüveyda Nur sizlere takdim edecek. Hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Babamızda dediği gibi bu şiirin sevgili rahmetli eden Fehmi Bayraktaroğlu tarafından yazıldı. Ve bugün içinde yine sevgili dayım Rahmi Bayraktaroğlu tarafından düzenlendi. Gittiler. İlim irfan ile gelip gittiler. Arama, bulunmaz o nesil artık. Güzel sohbetlerle fasıl ettiler. Arama, bulunmaz o nesil artık. Şair Üzeyir'dir şiir ustası, Süman Şenlik Zülal şairler arası, Müdami şiirde satranç ustası, arama, bulunmaz o nesil artık. Şiir, saz, söz, sohbet köklerle gitti, hikaye, muamma onlarla bitti. Zaman böyle nice kuşak tüketti, arama, bulunmaz o nesil artık. İşler de halk için hayal düşleri, haya, edep, erkan vermek işleri, öz vicdanlarıydı müfettişleri, arama, bulunmaz o nesil artık. Halktı kaynakları, inandığı hak, Allah'ın emrinden kaçınmaz elhak, der Bayraktaroğlu, oldular toprak, arama, bulunmaz o nesil artık. Hakan Ergün Beyefendi'ye ve güzel kızımıza teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet,
Aşık Terim Hasanova teşekkür ediyorum. Asman değil, derdin büyük. Bu bedene ağır büyük. Eylül'de olursa hayır, başka planı olur mu? Diyen, Karacaoğlan diyarı Adana Peki'den Aşık Öldür'ü davet ediyorum. Buyurun. Bu kadar mı atmış, bu kadar mı atmış? Gerçekten ben bir şey çıkmıyor. Güzel böyle baksana ya. Gerçekten bir tutsan baksana. Biraz yaklaşık. Sen de uzaktan tutsan baksana. Biraz yaklaşık. Müdahale eden bir eserle başlayalım. Aşkımla gezdim dolandım, senin hayaline yandım. Aşkımla gezdim dolandım, senin hayalinde yandım. Ciğerinde yaralandım, lokmandır sana sevdiğim. Ciğerinde yaralandım, lokmandır sana sevdiğim. Lokmandır sana sevdiğim.
Şimdi bir arkadaşımın sazını aldım. Benim sazın ekolojisi bozulmuş. Ama bu divan türünden çok özür dilerim. Saza bakmayın, söze bakın. Torosların zirvesinden Karacaoğlan'dan selam getirdim. Fakir'in zirvesini belirlemeyi anıyoruz. Çok sağ olun. Burada Karacaoğlan'dan da bir torolu olarak bir rüzgar estirmek istiyorum. Toroslardan bu da. Çok sağ olun.
Ya Eyyubi müdamiden söyledi, Karacaoğlan'dan söyledi. Kendinden niye söylemedi demeyiniz diye bir tane benden söyleyeceğim. Ama şiir vardır 9/4'lük, şiir vardır 4/4'lük. Ama bu benim okuyacağım şiir 1/4'lük. Bir aşık anlatmak istediğini en kısa dörtlüklerle anlatırsa en başarılı aşık demektir. O benim bir gördüğüm şu şekilde. Herkes ister ki Bursa'nın en güzel yerinden bir mülk sahibi olsun. Ama ben nereden istiyorum biliyor musunuz? Cenneti âlâdan yer isteyenler, dünya varlığından geçer olmalı. Huri kızlarından yar isteyenler, lahmet ağlamdan geçer. İkinci dörtlüğü yapalım. Özür dilerim. Sağ olun. Aşık Mustafa Aydın, sanmayın yarası yok. Dünyada vuslat istedim, bu derdin çaresi yok. Gönlümün çektiği sevda, akılla arası yok. Mecnun olduğu Leyla için çölde izin eylesin diyen Ankara'dan katılan Karslı Aşık Mustafa Aydın'ı davet ediyorum. Buyurun. Galiba sen alçı az buldun. Daha güçlü bir altı istiyoruz. Teşekkürler. Alkışa ben 40 senedir, 45 senedir bir sanata hizmet verdim. Ben beni alkışa çalmam. Yani sizin aranızda sizin dedelerinizden eser okunacak. Onların ruhları şad olsun. Aramızdadırlar zaten bunları. Onlara göre alkış olsun. Yani. Şimdi Fakir Baba bakalım ne demiş? Gözlerine bu bana oldu.
yine sardın ahuzara sen beni, zara sen beni. Benim mahzun bakışına yandım, sararım çekersin daha sen beni. Benim mahzun bakışına yandım, sararım çekersin daha sen beni. Sıra zincirine boynuma attım. Thank you.